Artan kiralar ev sahiplerini farklı uygulamalara itiyor sevgili seyirciler. Mülk sahipleri kiracısını evden çıkarttıktan sonra o evleri günlük kiralamaya başladı. Sayısı az da değil. Vergisiz yapılan bu uygulama için maliye vergi hazırlandı. Maliye günlük kiralanan evler için vergi hazırlığında. İktidarın düşük faiz politikası ve enflasyon barınma krizini ortaya çıkardı. Ev almak hayal olmaktan çıkalı çok zaman olurken ödenebilir kiralık ev bulmak da bir o kadar zorlaştı. Çünkü iktidarın ekonomi politikası karşısında birikimlerini korumak için çareyi kira artışında buldu. İktidar da kira artışlarına kısıtlama getirdi. Hal böyle olunca ev sahipleri ve kiracı anlaşmazlıkları üst seviyeye yükseldi. Bazı ev sahipleri kiraları artırabilmek için eski kiracıların evden çıkmasını, bazıları da bir yıllık kiranın peşin ödenmesini istiyor. Bu istekler uygulanmadığı zaman da anlaşmazlıklar yaşanıyor. Kiracısını evden çıkaran ev sahipleri bu kez farklı yollara başlıyor. Bu süreçte fırsatçılığa yönelenler konutlarını günlük kiraya vermeye başladı. Bu sektöre artan talep Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin araştırmasıyla ortaya çıktı. Buna göre kısa vadeli kiralamaya yönelenler pazarlama avantajı sağlayan platformlara yöneliyor. Bu platformlardan biri de Airbnb.com. Airbnb'ye kayıtlı İstanbul'da 50 bin, Antalya'da 30 bin 350, İzmir'de 11 bin 400 ve Bodrum'da da 7 bin 150 mülk bulunuyor. Bu durum turizmcilerin gelir kaybına da neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan Turizm Bakanı Mehmet Ersoy günlük evler için vergi sinyali vermişti. Maliye'de bu platformları vergi denetimi için yakın takibe almaya hazırlanıyor.